Merhaba yemekhane izleyenleri. Bugün menümüzde mezgit tava var. Lezzetli bir mezgit tava nasıl yapılır? Buradan çekimleyeceğiz. Öncelikle mezgitlerimizi içini temizledikten sonra buradaki siyah kesimleri de alıyoruz. Bunlar balığın lezzetini düşürebilir. Ve mısır unuyla yapacağız mezgit tavayı. Şöyle sade bir şekilde mısır unu da unlayacağız. Sonra tavamıza dizerek pişireceğiz. Önce mezgitlerimizi ince tuzla güzelce tuzluyoruz. Tuzun iyice alsın, lezzetli olsun diye. Şöyle harmanlayalım. Ve mısır ununu üzerine şöyle bırakıp harmanlayacağız. Güzelce. Daha sonra tavamıza dizmeye başlayacağız. Pişirme noktasında ince bir nüans var. Oraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi harmanlayalım. Evet. Şöyle güzelce unladık. Şimdi tavaya dizmeye başlayabiliriz. Evet, çift taraflı yanmaz yapışmaz tavamıza mezgitlerimizi dizmeye başlıyoruz. Kuyrukları ortaya gelecek şekilde şöyle dizmeye başlayalım. Evet, son parçayı da koyuyoruz. Şöyle düzeltebilirsiniz elinizle. Kuyrukları ortaya toplamaya çalışırsanız daha kolay ve daha rahat dizersiniz. Şimdi pişirmeye başlayalım. Yağını daha sonradan koyacağız. Bu çok ince bir noktası. Daha sonra alt üst ederken de yağını süzdüreceğiz. Bir kavanoza alacağız, bir kaba alacağız. Daha sonra tekrar diğer tarafını koyduktan sonra tekrar yağını üzerine dökeceğiz. Evet, altını açtık, pişirmeye başladık. Birazdan yağını da ilave edeceğiz. Evet, biraz pişmeye başladı. Şimdi biraz yağını koyalım. Şöyle üzerine gezdiriyoruz. Ve tavamızın kapağını kapatıyoruz. Pişmiş alt tarafı. Hemen onun için şöyle bir kapak yardımıyla alıyoruz. Ve fazla yağını şöyle süzdürüyoruz. Bu şekilde fazla yağını süzdürdükten sonra alt üst edebiliriz. Evet. Şöyle çevirip alt üst ettik. Şimdi tekrar yağını şöyle dökelim ve güzelce pişirmeye devam edelim. Evet, mezgit tavamız hazır. Şimdi tadım testine geçiyoruz. Oo, mükemmel pişmiş. Kokusu da süper. Şöyle. Mükemmel olmuş. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.